Bahçe TV'den herkese merhaba. Bugün bizim için çok özel bir gün. Yeni yıl heyecanı ve coşkusunu birazdan kutlamaya başlayacağız. Mabetle, muhabbetle dediğimiz enerjik, keyifli, samimi, içten biz bize programımız Ters Köşe Muhabbetleri'nin yeni yıl özel programı az sonra başlayacak. Tabii ki bu özel programda da bizim için çok özel, çok güzel, çok iyi bir oyuncu, çok tatlı bir anneyle sinema ve dizi oyuncusu Burcu Kara ile beraberiz. İyi ki varsın, hoş geldin. Çok renk teşekkür kattın, ederim. Renk kattın, stüdyomuzu renklendirdin, şenlendirdin. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Benim için de hem çok özel bir gün, hem burada olmak ayrıca güzel. Yeni yıla hep beraber girmek de çok güzel. Uzun bir aradan sonra bir programa katılacağım. Burada olduğum için çok mutluyum ben de. İnşallah birbirimize ve izleyicilerimize uğur getiririz. İnşallah biz tüm Fenerbahçe camiası olarak, başkanımız, yönetim kurulu ve Fenerbahçe TV olarak böyle bir dönemde hep güzel Ali'mizle beraber, babanızla beraber, ailece buraya gelmenizden müthiş mutluluk duyduk. Çok bizi teşekkür ederim. Bir kez daha biz teşekkür öyle, ederiz. Biz de öyle, biz teşekkür güzel, ederim. Güzel, keyifli bir sohbet. Yeni yıl özel programımız Ters Köşe Muhabbetler'de başlıyor. Biz yavaş yavaş artık stüdyoya doğru ilerliyoruz. Çok özel bir konuğu ağırlayacağız. Çok güzel şeyler konuşacağız. Ters Köşe sorularla onlarla beraber olacağız. Terletecek misin beni? Yok, hiç terletmeyeceğim. Tamam, ben açayım zaten, her şeyi konuşabiliriz. Şöyle bir şey söyleyeyim, sıkıntı yok. Terleyebilecek bir kadından bahsediyorum. Terleyebilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir güzellik, harika bir oyuncu, harika bir anne ve biz şimdi stüdyoya doğru geçiyoruz. Evet sevgili Fenerbahçeliler, yeni bir yıl, yeni bir heyecan, yeni bir konuk ama ne konuk? Karşınızda Burcu Kara bizlerle beraber. Hoş geldin Burcu. Çok teşekkür ederim. Ben yeni yıla bu gazla giriyorum. Tutmayın beni artık. Yani bilmiyorum, kocam düşünsün şu an. Çok havalı döneceğim eve. Ama hak ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim, şuraya söylemek istiyorum. Bir insan bu kadar doğal, bu kadar güzel, bu kadar samimi, bu kadar da enerjik olabilir mi? Ay çok teşekkür ederim. Sağ ya olun. Bu bir iltifat değil. Burada olduğum için olabilir mi? Senin enerjin tabii ki. De öyle. Çok yani teşekkür burada ederim. Olduğum için ayrıca mutluyum. Sonra işte yeni yıl havası, yeni umutlar böyle. Hepimiz daha mutlu, daha enerjik. Daha umutlu, motivasyonumuz daha yüksek oluyor tabii bu dönemlerde. İnşallah da böyle gider, pişman etmez bizi. Bak sana geldik, bak ayağına geldik. Ama gerçekten pandemi dönemi çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Evet. Zor bir yılı geride bırakıyoruz. Hı hı. Bu anlamda da 2021 yılı hem güzel ailenle, sağlıkla, İnşallah. Huzurla, en başta mutlulukla, hepimiz başarıyla, hepimiz bol için. Kazançla geçsin. İnşallah, o ailenizin için. O gülen yüzü hep gülsün istiyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah da 2021'de tüm ülkemiz için de hepimiz çok hayırlı, için. Keyifli İnşallah geçer. İnşallah tüm izleyicilerimiz için, Fenerbahçe taraftarı için, Fenerbahçe için hepimizin Aynen. hepimizin yüzünü güleceği bir yıl olur umarım. Yeni zaferlerle buluşuruz 2021'de inşallah. Evet, inşallah. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Zaten programın başında hemen stüdyo içerisinden alıp buraya sahneye alalım istedik. Ama gel gelelim, çok açık söylüyorum. Basın danışmanı Eda burada şu anda karşımda, yönetmen Eda'sı ile oturmuş duruyor. Özellikle sizlerle konuşuyorum. Şu anda orada çekiyor devamlı videoları. Bir yanda baba geldi. Aynı zamanda Ali hemen yan tarafta. Evet. Yani ailece Burcu Kara şu anda Fenerbahçe stüdyolarını fethetmiş ve kuşatmış durumda. Sizden daha kalabalık burada şu an. Bu sürprizlerine Olabilir. Biz de sürprizle karşılık vereceğiz. Bunu şimdiden söyleyeyim Aa, ama. Çok heyecanlıyım. Ama ben çok sevdim burayı. Bak sürekli gelebilirim Ali ile. Ciddi misin? O da çok mutlu olur evet. zaten. Zaten her stadın herhangi bir şekilde etrafından geçmek bile onu böyle çığlık atıyor her defasında. O kadar mutlu oluyor, o kadar Şimdi seviyor onun heyecanı burayı. Da yaşayacak. Tam 3 aylık olduğu gün biz maça gelmiştik. 3 aylık evet. olduğu gün. Antalya Spor maçı mıydı acaba o maç? Yenmiştik, hatta gol atılmıştı. O çocuk 3 gün uyumadı. Gol! Diye çocuk böyle bir zıpladı ve 3 gün uyumadı. Sürekli böyle hani panik halinde uykularından uyandı. Çocuk yıkayamam. Yani o gün de biz işte zeytin zamanıydı yine. Biliyorum. Hiç unutmuyorum. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık demek ki. Bir parantez açayım Aralık. Mı? Şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Sonuçta biz burada bilinmeyenleri ve merak edilenleri hep ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bursa Gemlik doğumlu. Evet, doğru mu? Doğru. Aynı zamanda Gemlik tabii Türkiye'nin önemli zeytin ihracatı yapılan
bir yeri. Çok da güzel bir yer. O anlamda da zeytin işiyle de uğraşıyor. Zaten onları da konuşacağız. Lütfen devam et. Onu da hatırlatayım. İşte zeytin istedim. Zamanıydı. Annem babamlar zeytin topluyor. Evet. Eşim de sağ olsun çok seviyor. Ben de çok evet, seviyorum. Doğayı çok seviyorsunuz. Zeytin dönemi mutlaka gidiyoruz. Dokunalım biz de toplayalım falan diye. İşte zeytin topladığımız bir gün dönüyoruz o gün. Pazardı muhtemelen. Pazar dönüyoruz. İşte geliriz direkt maça geliriz diye plan evet. yapmıştık. Gerçekten de Ali 3 aylık. O gün hatta fotoğrafımız var. Zeytin bahçesine bir pasta bulduk. Mum üfledik 3. ayı diye. Ay ne güzel. O gün işte direkt buraya gelmiştik. Hiç unutmuyorum. Onun için Ali aslında hani Fenerbahçe formalarıyla statta falan büyüdü. Çok alışkın. Şimdi çok mutlu tabii bu konudan dolayı. Burada da dolayı. Çok rahat. Yani evet evet çok. Benimsemiş bir edasıyla hatta buraya her zaman gelen biri gibi evet, hareket evet. ediyor. Çok şükür sosyal bir çocuk zaten. Evet. Bir de çok meraklı. Birazdan buraya gelirse. Gelsin, yani ben Fırat'a öyle diyorum. Valla bu 10 yaşında falan girer stüdyoya çeker. Senin yanında durur. Evet. Toplantılara katılır falan öyle bir çocuk. Oğlum Ali, babam Ali. Başkanımız da Ali. Bizim evet. için Ali kıymetli bir isim. Eşimle işte ilk hani evlendiğimizde çocuğumuzun olacağını öğrendiğimizde erkek olursa ikimiz de Ali dedik. Babamın ismi olduğu için değil aslında. Hiç evet. babam olduğu bunu için koymadı. Bunu sordular da hatta buna da yanıt vermiş oldun. Güzel oldu. Evet, merak yani ediyorlardı. Yani onun için koymadım. Ben küçük ve basit isimleri seviyorum. Kızım olsa da Ayşe, Zeynep falan evet. olurdu. Onun için Ali kıymetli bir isim benim için. Çok seviyorum. Ali Başkanımıza da buradan sevgiler, selamlar. O da aynı şekilde sevgilerini, selamlarını, ailenin de aynı şekilde yolladı. Çok güzel, yolladı. Onunla da bir hukukumuz var. Şu çok anda seviyorum. Burada başarılar ama gelebiliriz mi bilemiyorum ama çok şu anda burada belki. Varlığını bakarız. Biliyor. Olmadı biz çıkıştan o yanına gideriz. Tabii seve seve. Bu arada Zeynep dedin, konudan konuya geçiyorum ama senin oynadığın dizilerde Zeynep adı çok evet. ön plana çıkıyor. Evet, evet. Biraz baktım, inceledim. 3 dizimde mi, 4 dizimde mi peş peşe Zeynep oynamıştım. Çok ilginçtir. Baktım, evet. Zeynep o kadar çok ki 4 tane filmde Zeynep oynamışsın. Zaten evet, 11-12 tane filmin var. Doğru. Bu anlamda. Aman çok hafızalara yer eden de romantik komedi. Evet. Sanki orada kendini çok rahat bulmuşsun gibi geldi bana. Çünkü normal hayatın içerisindeymiş evet, gibi. Evet. Bizden biriymiş gibi hareket evet, ettiğin orada gibi. Orada yani hem işin türü dolayısıyla hem de biz hepimiz birbirimizi tanıyoruz. O samimiyetiniz bir çok iyi anlıyor. Var. Evet yani ve sinema ortamı diziye göre daha çalışılmış, daha rahat, daha lükslerin olduğu, daha fazla vaktinin olduğu, evet. Çalışmak için, hazır hissetmek için, işte kıyafetin şunu bunun her şey ona göre. Tabii ki daha bizim için keyifli ve daha kendimizi rahat bıraktığımız çok rahat işte onlar. Öyle böyle rahat bırakmak değil. Sanki bizim evimizin içindesiniz evet. ya da sinemada seyrediyoruz. Bizlerden biri, aa dostlarımız, aa Burcu öyle yapmış işte evet. filan gibi hareketlerde bulunuyorsunuz evet. ve o kadar evet. rahat ki biz kendimizi gördük orada. Evet, romantik açıkçası. Komedi garip bir film. Geçen hafta sonu hatta kahvaltı yaparken miydi? Akşamüstü yemek yerkendi galiba. Evet, evet, tekrarı evet. vardı. Tekrarı vardı. Hepimiz kaldık böyle yani hani 10. tekrarını da görsen bir şekilde seni içine alan bir film. Enerjisi çok yüksek. Bir de detayları, kaçırmış olduğun detay, aa evet diyebileceğin noktalar da çıkıyor evet, filmde. Yani çok ilginç. Evet, yani şeyi çok duymuşumdur insanlardan. Sıkıldığım zaman DVD'sini açıp ya da bir yerden bulup internetten evet. izliyorum. Hani sıkılmıyorum. Eğlenceli. Evet, kafa dağıtan, çok keyifli bir film. Evet, buradan bütün ekip arkadaşlarıma da selamlar, mutlu yıllar dileyim. Aynı şekilde, aynı şekilde. Biraz geriye döneceğim. Aslında baktığım zaman şunu diyebilirim. Onun için her şeyi diyebilirsiniz. Çünkü 4 ışık bir... Yanlış mıyım? Bence doğru bir terim. Doğru bir cümle. Çünkü ne kadar doğal ve mütevazı da dursanız bu kadar süreç içerisinde çok güzel şeyler sığdırmışsınız hayatınızda, iş hayatınızda. 4,5 yaşında okula başlamak, ondan sonra 16 yaşında üniversiteyi bitirmek, ardından spikerlik, ardından oyunculuk, onun hemen ardından da anneliğe tatlı bir geçiş yaptınız. Çok şeyler sığdırdınız. Hayat gerçekten çok hızlı mı geçti sizde? Yani işte annem babam işte Gemlik'te oturuyorduk evet, o zaman. Öğretmen, bakıcı bulamadıkları anneniz, için babanız. Birileri okutuyor annem. Beni yanında götürüyor mecburen. Yani istemeyerek ve planlamayarak olan bir şey bu aslında. Dolayısıyla çok hızlı gelişti. 16 yaşında üniversite, 20 yaşında mezun evet. oldum. Şimdi bakıyorum ben üniversiteden mezun olalı 20 yıl olmuş. Evet. Yani şaka gibi bir şey bu. Ve o zaman okul lafı duymak istemiyordum. Yani annem babam hani master yap. Ben ekonomi okudum bu arada istemeyerek hiç. Evet, iktisat bölümü. Tabii çünkü hep radyo televizyon istiyordum. Ama bir ara Bursa'ya gidip okuduğunuz dalla alakalı biraz tabii, bir çalışın. Tabii mezun olunca bir yaptım. Finans yatırımıyla yaptım. Alakalı değil mi? O da annemin babamın hatırı için. Hatırı için. Ha, gönlü olsun.
Şimdi benim babam çok komik bir adam. Bunca yıl geçmiş, hani bu kadar şey yol gelmişim bir şekilde, hani tırnaklarımla. Kesinlikle. Yalnız başıma, evet. Ve babam hala, bizim işlerimiz çok düzensiz ya, hani her gün gitmiyorsun. Tabii. Her yıl bir dizi yapmıyorsun. Her an bir şey çıkabiliyor. Arada 3 ay, 6 evet. ay, 1 yıl, 1,5, 2 yıl, neyse böyle süreçlerin oluyor. Babam hala şey der, kızım bankacı olacaktın. Sabah gidecektin, akşam gelecektin. Tabii. Maaşın düzenli, evet. Çalışma saatlerin düzenli, o. Sigortan var. Şimdi bölge memuru olmuştun zaten. Böyle bir kariyer falan yani. Şimdi senin işin var, yok. Gidiyorsun, gitmiyorsun, tutuyor, tutmuyor. Reytingler, sen üzülüyorsun falan, fişman. Yani anne babalar böyle güvenlik odaklı düşünüyorlar. Hala var ya. Hala tabii var yani mı? Hani ben ressam olmak istiyorum diyen bir çocuğa annesi babası bravo, süper, şahane duymadım. Seçim. Diyeni hiç duymadım. Böyle hani Türkiye koşullarında evet. Kimse bunu demez. Herkes eline bir diplomanı al çocuğum. Sonra bakarız, konuşuruz. Hani bir taraftan da sen yap resmini diyecektir. Hak da veriyorum. Evet. Kesinlikle hak veriyorum tabii ki. Mutlu musun Burcu? Önemli olan çok o. Mutluyum. İşte bu. Çok mutluyum. Yani mutlu olduğun şeyi yapmak kadar güzel bir şey. Hiçbir çocuğumuzu, gencimizi, hani anne babaları kızdırmak ya da yanlış yönlendirmek istemem. Çocuklarımızı tahrik etmek de istemem. Bana kızmasınlar ama 3 günlük dünya, sevdiğin işi yaparken başarılı olabilirsin sadece. Evet. Yani anne babalarımız doktor olsun, mühendis olsun, avukat diyor ama başarılı da olsun istemezler mi çocukları? Tabii bir ki. İnsan sadece sevdiği işte başarılı olabilir. Onun için lütfen çocukların yeteneği varsa spora, müziğe, oyunculuğa, herhangi bir şeye, yani ağaç yontmaya, evet. çiçek, işte origami, burigami, neyse. Yani bu arada neyse sanatlı. Ali'yi şimdiden hazırlıyorsun. Yani mesela çiçekle ilgileniyorsun, doğayla ilgileniyorsun. Evet, her şeyin içinde Ali. Her şeyin içinde, her şeyin içinde. Ali de her şeyin içerisinde. Aynen öyle. Böylece doğa sevgisini aşıyorsun, evet. çiçek sevgisini aşılıyorsun, hayvan sevgisini aşılıyorsun. Şimdi Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde başlayan bir üniversite maceram var ve Eskişehir'de de haliyle orada çok önemli yerel yayın yerleri var. Oradan da çok çıkan insanlar oldu. Senin gibi, evet. Beyaz gibi. Evet. Bu anlamda orası önemli bir yer. Çünkü ben de festivalleri, programları sunmaya gittiğim zaman evet. gerçekten Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin çok ciddi anlamda bir çok, potansiyeli evet. var. Bu anlamda da sinema televizyon bölümündeki arkadaşlar da o festivallerde çok güzel kreatif işler çıkartıyorlar, çok destek oluyorlar. Orada başlayan bir yolculuk, sonra Bursa'da Olay TV ve sonra Kanal D, ardından haber spikerliği, sonra sevgili Ayşenur Yazıcı'yla olan diyaloğun ve ondan sonra ya neden bir oyunculuk olayı olmasın deyip çok değer verdiğim ve çok saygı duyduğum Sayın Şahika Tekant'tan oyunculuk dersleri alman. Ve ondan sonra Ercüment, da buraya kadar... Ercüment, inanamıyorum sana. Bravo vallahi. Ya ezberlemek değil aslında. Vallahi ezberlemişsin. Şöyle bir neredeyse. Şey söyleyeyim. Hiçbir şey atlamadın yani. Çok teşekkür ederim. Aslında bunun altında ne yatıyor biliyor musun Burcu? İstediğin şeyi yapabilmek. Hedeflediğin, amacını gördüğün şeylere doğru, o hedefe doğru ilerleyebilmek. Evet, sen bir yandan annenin, babanın isteğini yerine getirdin. Akademik kariyerini yaptın. Ama hayır, ben bunda mutlu olmayacağım dedin. Açıkçası tırnakların kazıyarak yerel kanallarda başlayan maceran, sonra Kanal D, ondan sonra haber spikerliği, ki çok önemli. Çünkü bazen konuşmalarında bile o haber spikerliğinin bir duruşu vardır ya, bir dünyaya, hayata bakış açısı farklıdır ya. Beni çevirmek istiyorlar ara ara habere. Habere ama mi? Ama ben istemiyorum. Belki ileride bambaşka bir formatla hani. Belki. Belki. Özgür olacağım, rahat olacağım. Evet. Öyle bir ortam olursa belki ileride olabilir. Özgür olacağım, ortam olacak dedin ya. Ona bir noktalı virgül koyuyorum. Çünkü hani bir konu vardı, onu söylemek istiyorum. Sonuçta sen de istediğin şeyi yaptın. Hı-hı. Yani dedin ki evet, ben haber spikerliği yaptım ama benim oyunculuk kabiliyetimde olduğunu görüyorlar. Bunun için de ben biraz eğitim alayım. Bu konuda da eğitimini aldın. Ve dönüp geriye baktığım zaman Haziran gecesiyle başlayan 2004 Hı-hı. yılında ve o da muhteşem bir diziydi gerçekten. Hı-hı. Senin çok çıktığın bir çıkış noktasıydı. Arkadan Elveda Derken, İpsiz Recep, Maskeli Bolo, Tatar Ramazan, Milat, Keşke Hiç Büyümeseydik ve son olarak da Kırmızı Oda. Kırmızı Oda'da seni görmek çok apayrılır. Çünkü kafamızda var olan hani bir Zeynep, efendime söyleyeyim bir işte evet, masum, oyuncu, masum falan. Ağlayan kız. Bu şu demek, yani şimdi oraya geleceğim.
ne rol varsa, hangi karakter varsa o role bürünebilen bir insansın. Ve otomatikman da sen her role bürünebiliyorsan demek ki sen bunun eğitimini alabilmişsin ki, bunu içine sindirebilmişsin ki doğru bir işi yapıyorsun demektir. Onun için de mutlusun diye düşünüyorum. Habercilik için de söylersem, sen stabil duruşları, replikleri, mizansenleri yapmayı seven bir oyuncu değilsin. Öyle hissediyorum. Çünkü rahat olmayı ve doğal olmayı, yani hayatımda nasılsam aynı şekilde bu doğallığı da şu stüdyoda olduğu gibi verebiliyorsun. Ben şu anda sanki senin bahçende oturmuş, keyif yapıyormuş bir havasındayım. Eğer bir haber sorsan, sanki böyle aksiyonu olan, geçişleri olan, rahat hareket edebileceğin, yorumlarına izin verebilecekleri bir şey mi yapmak isterdin? Evet, aynen. Yani istediğim yorumu yapabileceğim. Evet. Tabii ki kimseye hakaret etmeden. Tabii ki. İçine bir şey katabileceğim, objektif olabileceğim, özgür olabileceğim öyle bir dönem ve öyle bir ortam olursa tabii ki olabilir. Neden olmasın diyorsun yani? İyi, oyunculuk da Ali, merhaba. Ali, hoş gel. Geldin. Gel. Gelmek ister misin? Gelebilirsin. Çünkü bizim programımızda her an her şey olabiliyor. Gel. Evet, sevgili Fenerbahçeliler, sizi Ali ile tanıştırmak istiyorum. Ali gel. İlk defa böyle bir şey yapacağız şimdi. Gel Ali'cim, bir gel şey beraber hatıramız olsun. Eda, gel, şu anda tam ters köşe olduk, farkında mısın? Evet sevgili Fenerbahçeliler, ters köşe muhabbetlerde şu anda tam ters köşe oluyoruz Ali ile. Ali şu anda tamamen stüdyoda her tarafı geziyor. Fenerbahçeli bak, çiçek Fenerbahçeli. Evet. Burada her şey Fenerbahçeli. Fark ettin mi? Bak ışıklara bak. Işıklar bile Fenerbahçeli. Sen kamerada kendini görebilirsin. Gel. Evet, gel. Bak, kamera seni çekiyor. Gördün mü? Ali hoş geldin. El salla. Televizyona bak. Televizyonda kendini göreceksin. O keşifte şu anda. Evet. Tamam, evet, gel. Yavaş yavaş geliyoruz. Hiç tamam, sorun değil. Gel. Biz bize gayet güzel muhabbet ediyoruz. Tamam, sen dolaş o zaman. Ali, yeni yılı seninle karşılamak o kadar iyi geldi ki bana anlatamam. İşte saflığın, güzelliğin simgesi çocuklarımız. Dönen koltuk mu yapmışlar Aliço? Evet. Ali Çınar'a abisi Aliço dedi. Öyle mi? Bir gün ve Ali Çınar 2 yıldır Aliço diyoruz biz ona. Aliço. Korona tıraşımız, babası evde. Tutabildiği, kesebildiği kadar. Onun için Notre Dame'ın kamburu tıraşı diyorum ben ona. Yok, yakışmış. Hayır, Burcu, bir şey soracağım. Şimdi sonuçta sevgili dostumuz, arkadaşımız, eşin Fırat Parlak da bizim sektörün içerisinde. Evet. Hem yapımcı hem yönetmen olarak. Bilmeyenler için söylemek istiyorum. Sevgili Fırat yine gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Sevgili Tolga Çevik'le beraber Komedi Dükkanı'nı çekiyorlar. Orada her zaman gördüğünüz, hem bu programın yapımcısı ve yönetmeni olarak yer alırken aynı zamanda hep bir dış seste bir ses var ya, o dış ses işte Fırat Parlak. Ama işin çok ilginç bir yanını söyleyeceğim. O kadar ilginç, o kadar değişik bir insan ki, çok keyifli. Dış ses olarak düşündüğünüz ve hayal ettiğiniz kişiyle Fırat Parlak'ı gördüğünüzde hadi canım falan yaparsınız. Yani bu kişi mi dersiniz, ama bir o kadar da çok çok şeker, çok tatlı, çok güzel bir insandır kendisi. Evet, orada çok iyi bir Fenerbahçelidir. Orada ciddi oynuyor yani. Evet gerçekten. Evet oynuyor. Karakteriyle alakası hiç olmayan bir durumu var orada. Evde dış ses olayı var mı? Evde dış ses benim. Ben öyle düşündüm de hani yine bir naçizane hazır Fırat'tan konuşmuşken bir de sormak istedim eşimi yani. Eşimi çok seviyorum. Gerçekten şanslıyım ve gururluyum. Birçok şeyde beraber yapıyorsunuz, fark ediyorum. Evet yani her şeyi. Paylaşım o da benimle, aynen yani benimle yapmaktan keyif alıyor her şeyi. Ben de onunla yapmaktan keyif alıyorum. Evde vakit geçirmeyi çok seviyoruz. O da koşa koşa işi biter bitmez eve gelir. Ben de öyle. Evet. Dolayısıyla yani mutfakta beraberiz, bahçede. Misafir ağırlamayı çok seviyoruz. İşte ailelerimizle vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Ben isterim onun ailesi hep gelsin. O ister benimkiler hep gelsin. Süper, harika. Yani konuşacağımız her gün bir proje, bir iş güç oluyor mutlaka. O çünkü çok yaratıcı, kreatif bir tarafı kesinlikle var. Kesinlikle. Bir de kafasının da rahat olması lazım ki üretken bir insan sonuçta. Evet. Yani o sürekli işte senaryo yazdığı için
iş yazıyor, senaryo, tabii, öykü, dizi, reklam yazarı, reklam, aslında reklam şirketi, evet, prodüksiyon şirketi var. Onun için sürekli şey, yani deli gibi okuyan, çok az uyuyan, sürekli üreten biri. Çok sürprizlere açık, çok esprili ve çok merhametli, iyi kalpli. O yüzden çok mutluyum, çok şanslıyım. Çok da iyi bir baba değil mi Aliço? Babanı seviyor musun? Babana buradan el sallamak, evet, ister misin? Bizi görecek. Televizyonda izleyeceğiz. El sallayalım. Hadi el sallayalım. Şu kameraya el sallayalım bak. Şu kameraya el sallayalım. Bir öpücük yollar mısın babana? çocukluğundaki anne baba, işte öğretmen dedik ve bu aile yaşantısı otomatikman kendi aile yaşantına da odaklanmış. Tabii, evet. Benim çok becerikli bir annem var. Evet. İnanılmaz becerikli. Çok şeyleri paylaşarak yapıyorsunuz. Çok güzel, evet, yani. Evet. Yani öğretmen hep arzu ettiğimiz, de, özlemlediğimiz şeyler. Evet. Çocukluğunda ne yaşadıysan aynı şekilde kendi ailende de, kendi yuvanda da bunları yaşatmaya çalışıyorsun açıkçası. Evet, evet. Birçok şeyleri öyle paylaşıyorsunuz. Öyle. Yani bizim doğa sever, böyle toprağına, memleketine, özüne çok düşkün, evet, insanlarız ikimiz de. Hatta çok komik, işte İznik'te annemlerin orada bir evimiz var. Evet. Fırat hafta içi İstanbul'a geliyor, hafta sonu oraya geliyor. Güzel. Şimdi bu köprü möprü gidip gelmenin çok ciddi bir maliyeti var ya, köprüler, otobanlar, sormayın, falan filan. Ondan sonra şimdi Fırat oraya geliyor, atıyorum 3 tane domates topluyor, 3 tane biber topluyor. Kavun, karpuz ekmiştik ve çok ciddi kavun, karpuz yetiştirdik geçen sene. Hepsini çaldılar, o bunun ayrı. Bunun için bayağı bir mesai harcadın mı? Yani nasıl yetiştiriliyor, ne yapılıyor, ne tabii, ediliyor tabii, falan. Tabii tabii. Ya basit Nisan şeyler ayında, değil bunlar Nisan çünkü. Nisan ayında diktik, ekime kadar her şeyi topladık. İşte biber, patlıcan falan filan. Şimdi oradaki işte köydeki hemşerilerimiz, abilerimiz, ablalarımız, evet, orada sürekli köy kahvesinde takılıyoruz. Aliş'in orada arkadaşları var. Aliş okey oynanan masaları geziyor. Herkes Aliş'e meyve suyu ısmarlıyor ne falan. Böyle bir hayatımız falan var. Ondan sonra oradakiler tabii bizim bunu neden ve nasıl bir psikolojiyle yaptığımızı, onların hayatı o ya, bizi anlayamıyorlar. Evet. Yani bizim buradan gidip diyorlar ki enişte, burada enişte diyor hepsi. Enişte bir kasa domates al. Enişte sen her gidiş gelişinde bir kamyon zaten karpuz alırsın. Evet. Yani o böyle, yani biz aslında ruhumuz için yapıyoruz bunu. Toprağa dokunmak için yapıyoruz. Ama onun içinde zaten onu yaşayan insanlar bunun kıymetini anlayamıyorlar. Onlara, evet, bu zul gibi geliyor. Yani onlara bu işte yorgunluk gibi geliyor. Ağaç budamak, işte zeytin toplamak, toprakla uğraşmak. Biz de bunun için gün sayıyoruz. Biz bunun için can atıyoruz. Hem yani de nasıl? Şu an hafta sonları yasak olmasa biz sürekli oraya, oraya gitmiştik. Böyle bir durum işte. Ama bir de salça olayım var. Yani ben yani sadece şunu söyleyeyim. Hani ekmek bitmekle bitmiyor iş. Bir de salça yapımı var böyle tencerelerde. Vallahi salça yaptık bu sene, evet. Yani zaten kadınlarımız bunu çok çok iyi bilirler ama şimdi ben de bunu söyleyince vay Ercü sen de mi biliyorsun salça yapımı diyecekler. Çünkü o domatesleri ayarlamak, kaynatmak, ezmek. Bütün bir ezmek, gün yani hepimiz, ben, yani, eşim, annem. Evet gördüm, o gördüm. O zaman bir çalışanımız vardı, o yani hepimiz. Gerçekten zor bir şey yani. Ama nasıl kokuyor Burcu? Çok çok güzel. Çok keyifli. Zaten bunları yani özlemişiz biliyor musun? O gün de aynı şeyi gerçek konuştuk. Kokularını. Yani 4 kişi çalışıyoruz. Bunlara verdiğimiz para, emek, odun yaktık akşama kadar. Hani insan onu düşününce o 20 şey konser. Kurmazsın. İşte 2-3 aylık şeyi bitiriyor mutfak olayını. Hani doğal olsun. Evet. Bizim böyle bir anımız olsun. Haz almak hayattan, doğadan. Yani o geleneklerini yaşatmak. Ruhunu beslemek bu aslında. Evet. Mideni beslemek değil. Aynen. Ruhunu beslemek. Beslemek sürekli. Doğru. Annemle haftalarca incir kuruttuk. Yani iki tepsi incir kurutuyoruz. Ya sırf doğal bir şey yemek yani için. O tepsi oradan oraya, oradan oraya. Tabii güneşe sabah göre güneşi, değil mi? Akşam güneşi. Sabah kedi güneşi gelecek, köpek gelecek. Yani bu yani bu nasıl bir emek, nasıl bir çaba? Sadece doğal olsun, katkısız olsun diye. İşte Ali yer mi falan diye. Hani anne baba olmak da gerçekten böyle bir şey. Anlatırken benim, gözlerim parlıyor inan. Benim annem babam da böyleydi. Fırat'ın anne babası da böyle insanlar. Çok emektar, evet, çok sevgi dolu insanlar. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz ama herkese karşı böyleyiz gerçekten. İyi ki de yapmışsınız. Zaten bunu çok güzel yansıtıyorsunuz.
Tabii ki her şey bununla bitmiyor. Sonuçta pandemi döneminde çok ciddi de sorunlar yaşadığımız için hali bir de karavan olayı çıktı şimdi değil mi? Evet. Çok dün güzel karavanımıza ama. Çok vurdular. Güzel. Karavanımıza yazık. Çarptılar dün. Sitenin önündeki caddede bir yere gidiyor kuytu muydu? Bir yer oraya park ettiniz. Etmiştik. İşte böyle hafif bir rampa var sitenin önünde. Kadıncağızın biri gelmiş, duramamış. Hafif yağmurlu ve ıslaktı. Kaydı duramamış, araba dönmüş. Çok bir şey var mı? Yani karavanı hiç önemsemiyorum açıkçası. Tabii ki. Çünkü şey... Kadında bir şey var mı? Onlara bir şey olabilirdi. Yok, çok şükür yok. Bir şey yok. Tamam. Çünkü çocuğu ve annesi de yanındaymış. Ay. Ve çok kötü olmuşlar, ağlamışlar falan. Ay. Ondan sonra... En azından cana gelmesin, herhangi evet. bir şey olmasın da... Evet, yani karavanımıza halledim. Öyle küçük bir nazar değdi diyelim. Karavanla bir kere çıkabildik. Karavanı aldık biz fakat bir kere çıkabildik yazın. Örene ve Cunda'ya gittik. Evet. Tadı damağımızda kaldı. Hafta sonu yasakları olmasaydı bir günlüğüne dahi olsa bir ormana, işte Bolu tarafına, tabii Kilyos mi? Tarafına falan gideriz güzel. Diye hayal ediyorduk. Hatta bunu daha da ilerletirsiniz yurt dışı falan da eğer bizim olursa. Bizim bütün hayalimiz Yunanistan. Biz Yunanistan aynen. için karavan aldık aslında. Biz rutu bile yaptık. Tabii tabii. Yani biz çünkü hazır. Yunanistan'a sürekli arabayla gidiyoruz. Tabii ki o zaman euro 2 liraydı, 3 liraydı. Ondan sonra gidemedik zaten. Tabii biz o arabanın arkasını doldurup geliyorduk. Şimdi euro 10 lira olduğu için evet, arabanın maalesef. Arkasını buradan doldurup karavanımızda kalıp 2,5 euro karavan kampına evet. verip günlüğü. En son gittiğimizde işte 2,5 da olmasa da 3,5 euro muydu tabii, neydi tabii. O zaman? 5 euro olsun ayol gittik. 10 euro olsun yani. Yani evet 5 yani euroya da otele, razıyım. Tabii bir otele şu an 200-300 euro minimum para vereceksin. Tabii. Bir kere bunun bir keyfi istediğin yerde dur istediğin koya git o kamptan oraya git koylar o şehirden oraya git. Yani Yunanistan'da sınırsız sayıda koy bah. Ve ada var. Biz aslında İtalya'ya falan karavanla gitmeyi planlıyoruz. Bayağı müthiş yani. Koyları var. Evet. Yani buradan çok gidip güzel. Arnavutluk'tan işte feribota binip işte Bari'ye geçmek falan böyle planlarımız var ama yani... Olur şu pandemi bittikten inşallah. Sonra. Buradaki tek sıkıntı demeyeyim o da tamamen sizle alakalı. Zaten Fırat bunu çok seviyor. Sen de keza öyle. Ali acaba sıkılır mı? Ali de çok seviyor. O mesela seyahati yolculuğu seviyor mu? Ya bahçeyle mesela aşırıyorsunuz ya gittiğiniz yerde de koyda duracaksınız. Yine onunla ilgileneceksiniz. Sadece seyahat anlamında sıkılır mı diye seyahatte bir bizim bizi çok darlıyor canım maalesef. Değil mi? İşte maalesef şimdi yaptığı gibi bir süre sonra telefonda çizgi film açıp vermek zorunda evet. kalıyorsun. Neydi? Papik? Peppa Pig. Peppa Pig. Evet. Bir domuz ailesi. Çok fenomen şu an o çocuk dünyasında. Bir aylıkken başladın Ali ile gezmeye etmeye diye söylemişsin. Tabii. Aslında biraz da Burcu Kara anaokulu gibi de düşünebilir miyiz? Çünkü... Fırat anaokulu açmamı çok istedi benim yıllardır söylüyor. Annem babam da öğretmen ya. Niye böyle bir şey yapmıyorsunuz diyor. Sen çok seviyorsun hani. Bir an bana çağrışım yaptı. Çok sevilen yaptı. Güvenilir birisin. Böyle bir şey yapsanıza falan diyor. Ya çocuk sorumluluğu almak çok zor bir şey. Şimdi haliyle programımız ters köşe muhabbetler. Biraz ters köşe sorular soracağım sana. Tamam. Ama şöyle çok da aha filan olacak sorular değil. Çok rahat cevaplayacağın sorular. İlk sorum şu. Magazin dünyasında önemli bir yerim var. Duruşunla, anneliğinle, oyunculuğunla, hayata bakış açınla, efendim doğaya karşı hassasiyetinle, kadınlara olan hassasiyetinle, hı hı. Kadınların bakımları konusunda neler yapması gerektiğine kadar her şeyle onlara destek olmaya çalışıyorsun. Ve bunu bütün doğallığınla yapıyorsun. Hı hı. Bu anlamda da tabii ki ne kadar magazinsel olsa da çok da gündemde olmayı tercih eden bir yapınız yok. Aile olarak hı hı. da yok. Peki Burcu Kara bir magazin figürü mü? Yok değil asla. Olmamak için çok uğraştım bu zamana kadar. Olmamak için çok uğraştım. Yani Eda burada işte yıllardır beraberiz. Yani hani birçok insan görünmeyi sevebilir ya da olduğu yere insanlar kendileri kamera çağırıp haber veriyor Burcu? Falan bir sürü şey oluyor. Neye? Senin adına sen zaten öyle bir figür olduğunu düşünmüyorsun. Acaba magazin basını nasıl görüyordur seni? Magazin basınının sevdiği biri olduğumu biliyorum. Bunu hayatımda evet. kaç kere... bazı olaylar dolayısıyla şimdi burada anlatamayacağım bazı evet. şeyler dolayısıyla. Bunda hemfikiriz. Evet yani abi bana. Takip edelim de Burcu'da bir şey çıkar düşüncesiyle gitmiyorlar diye sansasyonel düşünüyorum. Sansasyonel bir hayatım yok. Olmadığı için takip edilecek bir durumum yok, yok tabii ki evet. şu an ama her şeyim ortada çünkü bir de.
Ama benimle ilgili ne olursa olsun gelip benim yanıma bana her zaman destek olmuşlardır. Beni hiç yalnız bırakmamışlardır. Ben de muhabirlikten geldiğim için ben de onları her zaman çok sevip saymışımdır. Evet. Yani hani gelirler mesela benim için hani evime gelmişler gibi. Bir şey yediniz mi? Bir şey içtiniz mi? Hava soğuk, içeride durun, bilmem ne. Ya da hiç konuşmayacaksam bile mutlaka konuşurum. Hiç terslemedim kimseyi bu zamana kadar. O işi mutfağında olmak, onların dilini anlamak saygı güzel. Saygı duydum. Yani kimse de beni kırıp üzmedi bu zamana kadar. Evet, evet. Sonuçta şöhretli bir insansın demeyeyim. Ama sektörümüzde bilinen, tanınan, hakkıyla her türlü rolün altından kalkan iyi bir sanatçısın. Bu bağlamda yine tırnak içinde söylüyorum. Burcu Kara için şöhretin bedeli nedir? Kendi adına da düşünebilirsin. Sektördeki tanınan insanlar için senin adına nasıldır acaba şöhretin bedeli? Şöhretin bedeli özgür olmamak her konuda. Yani, ama seni daha özgür görebiliyoruz biz. Özgürlüğünü de paylaşıyorsun bu arada. Evet, ama İstanbul'da değilim, onlar da geldi. Yani İstanbul'da. Ama sosyal medyada paylaşıyorsun. Evet, yani. Çamur içerisinde bir burcu. Evet. Toprakla evet, oynuyor, oraya bir şey ekiyor. Yani herkes bunu göstermek istemez. Kesinlikle her zaman öyle. İçin iyi yanımız, güzel yanımız, hoş yanımız. Ben onu hep kırmaya çalışıyorum. Bunun hakkında hatta bir iki paylaşımda bulundum. Evet. Yani. Sabah kalktığım gibi, yani niye hep çok güzel, kusursuz, şu bu olmak zorundayız. Kendinizi bir rahat bırakın, şu filtrelerle oynamayın. Evet. Herkesin burnu kendine has, yanakları, dudakları, gözleri. Evet. Herkes birbirinin aynısı olmaya başladı ya, hem estetikten dolayı tabii. Bu botoks, dolgu, furyası, hem de şimdi sosyal medyadan dolayı, filtrelerden dolayı. Yani karakterize şeylerimiz kalmadı. Yok. Gerçekten ben kusurlu insanları, yani kusurlu dediğim, kusur değil o bence ama değil. Kendine göre kusurlu ya da farklı, hafif burnu işte kemerli, hafif ağzı yamuk, hafif işte gözleri birbirine, yani gerçekten ben farklılığın ve bizim önceden kusur diye ya da o insanların kusur diye tabir ettiği şeylerin artık kişiye has, kişiye özel, karakteristik şeylerin peşine düşmeye başladım. Evet. Yani dünyaca ünlü mesela markalar falan da böyle şeylerin peşine düşmeye başladılar artık. Yani bence. Farklı olan, kendi özüyle devam eden, kendini o şekilde saklayan insanlar. Mesela hafta sonu bir şey programı izledim, mimarlık programı. İşte evi yapıyorlar, baştan aşağı o kırıp kanalı, döküyorlar. O kanalı biliyorum. Evet, ben de çok takip programları. Ediyorum. Göl evleri falan kadının yapıyorlar. Kadının burnu nasıl biliyor musun? Bak şöyle bir kemer kadının burnu. Dedim ki bu ülkede olsaydı bunu 50 kere yaptırmıştı. Tabii. Yani bizim ülkemizde de çok fazla bir sosyal medya çılgınlığı, düşkünlüğü çok. Var. Bir çok tüketim toplumu olduk biz bir de. Çok fazla alışveriş yapan. Çok fazla bir de önümüzü göremeden başa, alışveriş yapıyoruz. Tabii şuursuzca evet. Ben bunu ödeyebilir miyim, nasıl öderim yokken. Bilmiyorum yani ben herkesin kendi olması gerektiği gibi, yaratıldığı gibi. Tabii ki bir şeylere mani ise, çok fazlaysa. Evet. Hani tabii ki ben estetiğe asla karşı değilim. Yok zaten ama ben aynı olmak, herkesin dudağı büyük, herkesin burnu İşte kalkık aynı. Gibi böyle şeylere yanaklar çok karşıyım. Dolmuş, evet böyle şeylere çok karşıyım. Yoksa tabii ki makyaj da yapalım, estetik de yapalım. Ben de botoks yaptırıyorum. Yani ama hiç kimse anlamıyor benim yaptırdığım botoksu. Tabiri caizse oyuncu botoksu dediğimiz. Evet çünkü şurada iki tane yarık çizgi oluyor. Bak evet, Ercüment. Biliyorum. Çünkü ben yazın sürekli şöyle gezdiğim için. Güneşten dolayı mı? Evet güneşten gözleri dolayı sürekli insan. Böyle gezdiğim için. Haliyle burada yer deli yapıyor. Gibi başım ağrıyor bir kere. Of, ve burada iki tane yarık lazım. Oluyor. Ve o yarık şey olmasın, hani derinleşmesin, iz etmesin evet. Diye. Çok az dozda botoks yaptırıyorum. Her sene Nisan ya da Mayıs ayında yaptırıyorum. Bunu da açık açık söylüyor zaten. Evet yani söylüyorum. Başka mesela, bir şey. Mesela benim bu, ağzımın bu tarafı yıllar geçtikçe yamulmaya başladı ve erimeye başladı. Tamam mı? Sebep? Sebep şumuş. Benim estetik ve bak şimdi. Estetik ve plastik cerrahi konusunda uzman bir arkadaşım var. Konuşurken oluyor bu aslında. Biraz da benim mimimle ilgili. Yani çok üzüldüm. Düzgün bir şey dururken dümdüz duruyor. Duruşuna hayranım. Bak kamera bile yaklaştırdı etti.
olay güzellik konusuna, güzellik programına döndü. Ben ya kendi... bu kadar mı kendinle olan bir kadınsın ya? Bakar mısın? Buyurun arkadaşlar, bak burada yamulma durumu benim söz konusu. Benim ağzım yamuk ya. Ya bunu da söylüyorsun, harikasın ya. Gerçekten. O yüzden mesela doktorum şu dudağımın iki sol tarafına çok azıcık dolgu yapmak istiyor. Diyor ki yaş ilerleyince kolajen, yani dudaklarımız diyor şey olur, incelir, incelir dudaklarımız. Evet. Kulaklarımız, ellerimiz, burnumuz büyür. Yani vücudun yaş almayla ilgili bazı şeyleri varmış. Evet. Ve ben gerçekten daha neler yok canım falan diyordum. Sonra birkaç yıl önceki fotoğraflarımı, şimdiki fotoğraflarımı yan yana koyuyorum. Hı. Gerçekten bu dudağımın burasında acayip bir incelme ve farklılaşma var. Ondan sonra... Sonra böyle bir küçük... İşte mesela yaptı, demek botoks istiyorum mu yaptı yani. Buraya hayır. Buraya mesela biz bir şey yapmamız lazım. Evet. Bana bunu Aysun en az 3 yıldır falan söylüyor. Ben hala gidip cesaret edip yaptıramadım. Ama bayağı konuşurken, ederken, bak gülerken falan filan. Bu tarafım benim hep yamuk. Hep konuşurken yamuk yani bu tarafım. Ondan sonra neyse. Ben yani insanların eşit olmasından, sürekli filtre kullanmalarından... Ya yani mesela çil olayına bayılıyorum. Evet, ne kadar doğal yani, güzel gözüküyor, evet, değil mi? Evet, gerçekten. Ya da işte sivilce izlerimiz olabilir. Ya hangimizde yok yani? Hepimizde var. Neden bunu kapatmaya uğraşıyoruz? Buramda güneş lekesi var. Burnumda ben var. Bir gün şey oldu. Elveda derkeni çekiyoruz. Bilmem kaçıncı bölüm. Ondan sonra 100 bin plan çekmiş olan görüntü yönetmeni abimiz Hüseyin abi. Evet. Böyle omzundan kamerayı indirdi, geldi bana, burnuma böyle böyle yapıyor. Burnunda bir şey var diye. Ya Hüseyin abi dedim, beni 100 bin kere çektin. Ben var ben dedim, beni mi görüyorsun ya? Bana diyor ki, ona bir şey yaptır. Nasıl? Onu işte sildittir, bilmem ne yap falan. Dedim, ne alakası var, niye yaptırayım? Ama çok hoş duruyor, bilmiyorum ama. Niye yaptırayım yani? Ne olacak, ben olsun yani. Ya da dişlerimin arası ayrık ya. Ha, bir de şu var ama, hani daha da koyu oluyor ya. Ben kısımları. Ha, evet. Çok böyle ben buradayım dese hadi bir şekilde çözüm üretmeye çalışsın. Ama bu güneş koruyucu sürüyor sürekli. Çok daha böyle hafif silik durduğu için. Evet. Güneş koruyucusu var. Ya da güneş koruyucusu barındıran ürünler hepimizin kullanması lazım. Yani cilt kanseri sen için falan böyle. Sende alerji var. Evet var. Ciltte bu tür şeyler çok dikkat benim etmen ben lazım. Benim ben oluyor her yere. Mesela dişçiye gidiyorum. Son iki gittiğim dişçi, bir daha gitmek istemiyorum onlara o yüzden. Bu dişimin arasını kapatmaya taktılar. Sen de inadına. Dişlerin arası sen de ayrık. Inadına. Evet. Ama evet, bu benim doğru. Karakteristik bir özelliğim. Evet. Diyorum ki yani bu çirkin ya da yanlıştık. Güzel. Eda güzel gözüküyor değil mi? Bence de ya. Vallahi yani her bakar mısın güldüğü zaman bile ne kadar hoş duruyor. Ay, buna ne gerek var? Niye bununla uğraşıyoruz yani? Benim dişimin aralığıyla niye uğraşıyoruz ki yani? Hani bir sağlık sorunu teşkil etmiyor bende. Evet. Yani... Kötü değil. Hani kapatsan ne olur, kapatmaz. Yani benim için hiçbir önemi yok gerçekten. Valla konuşurken de ekrana baktığım zaman da sensin diye demiyorum. Hiç beni rahatsız eden bir şey yok. Yani hani insanlar... Bu zamana kadar da hiç bununla ilgili bir gündeme de gelmedin. Farkında mısın? Yok, kimin hayır. Derdi bu, onu anlamış yani da değilim. Neden insanlar yani böyle bir kusursuzluğun peşindeler? Evet. Hani cildin kusursuz olacak, dişlerin bembeyaz ve birbirinin aynısı kusursuz olacak... Dudakların dolgun olacak, burnun küçük ve dik olacak, evet. Kaşların mutlaka kalkık olacak, gibi hani... Elmacıkların gözükmüş. Ya bilmiyorum ya, birbirinin aynısı insanlar oluyor herkes gerçekten. Hani olduğunu, var olan şeyi koruyup gerçekten çok göze batan şeyler varsa her şeyi yapalım yani. Böyle bir nimet var, faydalanalım ama evet. Birbirinin aynısı olmak konusunu ve aşırı filtreye çok kızıyorum yani. O zaman yani. Da Burcu Kara olmuyor işte. Bir de genç kızlarımız buna çok meraklı ya, ona çok üzülüyorum. Bir de çok genç yaşta. Çok genç yaşta ve çok fazla şey yaptırıyorlar. Evet. Çok genç yaşta. Kendilerini bambaşka bir hale sokuyorlar. Bilmiyorum ne olacak yani. Hani 18 yaş, 20 yaş o kadar genç ki. Bunun 30'u var, 40'ı var, 50'si var, 60 yani 50 yaş bile çok genç evet. Bir yaş şu anda. Artık yaşlar ömürler uzadığı çok için. Çok daha artık 70 yaşı yaşlı kabul evet, etmiyorlar zaten. Evet yani. Hani o yüzden bilmiyorum bu estetik konusu hani genç kızlarımıza gerçekten keşke değil mi? O keşke çok o söylüyorum saflık. Yani YouTube videolarım falan da var. Biliyorum, hani biliyorum, mümkün olduğu biliyorum. Kadar işte elinden doğal, geldiği kadarıyla doğal evet, yani yapmanın gerekiyor. Kimyasal şeylerden de uzak durup evdeki şeyleri örnekleri de değerlendirelim. De. Evet evet gösteriyorum ama işte belli bir yaşa kadar zaten söz dinletemiyorsun.
o yaştan sonra da işte umarım iş işten geçmez. Hani büyük müdahaleler İnşallah. Yaptırmamış olurlar. Yani ama bu süreç çok zor geçiyor. Çok zor geçiyor. Şunu sormak istiyorum hani bu konular açıldı diye. Mart ayı itibariyle pandemi süreci başladığından beri insanlarımız da haliyle her şeylerini sorgulamaya başladılar. Değerlendirmeye başladılar. Rafa kaldırdıkları, yapmak istedikleri şeyleri yapmaya başladılar. Hı hı. Belki o samimiyeti, dostluğun değerini daha da iyi anlamaya başladılar. Ertelediğimiz şeylerimiz vardı. Sen bu süreç içerisinde hiç böyle Burcu Karı olarak ailece aksiyon almak adına böyle bir şeyler yaptın mı? Ya da psikolojik olarak kendine o tür şeyleri hazırladın mı? Onu sormak istiyorum. Yani pandemi zamanıyla beraber şu zamana kadar hayatında nasıl gelişmeler oldu? Dünyaya, hayata bakış açın değişti mi? Onu öğrenmek istiyorum. Yani aslında ne kadar doğru bir yolda olduğumu ve eşimle olduğumuzu bir kere daha anladık bir kere. Çünkü bizim hayatımız hep bahçeyle, toprakla uğraşmak üzerine. Evet. Hayallerimiz hep o yönde. İlerisiyle ilgili de öyle. Ve karavan almak fikri. Evet. Yani hep şey, hani seyahat edebilmek, biz hiç lüks peşinde insanlar değiliz yani. Hiç önemli değil. Sadece temiz ve güvenli olsun. Asla lüks istemiyoruz. Bundan hoşlanmıyoruz bile hatta. Yani birinin bir yere gittiğimizde bizim tepemizde durup böyle bizimle ilgilenmesinden bile yok. Rahatsız oluyoruz. İstemiyoruz yani bunu. Tanınmadığımız bir yerde, rahat edeceğimiz bir şekilde, kendi kendimize, işte ben böyle parmak arası terlikle değil mi? Yaşayabileceğim. Çubuk çubuk takılayım, geziyim. Aynen, yani işte su kenarı olmasını çok istiyorum. Su kenarında olmayı çok balık seviyorum. Olunca evet, deniz. Evet, yani su, ağaç, öyle şeyler olsun. Bizim zaten aldığımız kararlar pandemi dönemiyle çok daha perçinlendi böylece. Bir de ne kadar doğru olduğunu. Doğayla evet, iç içe olmak, öyle. Toprakla iç içe olmak, kesinlikle öyle. Pandemi döneminde karavanda beraber gitmek, ailece kendini izole etmek, bunlar çok doğru evet, kararlar. Evet, evet, kesinlikle. Yani işte ne bileyim, suyu daha az kullanalım gibi ya da evde ekmeği, şunu bunu daha çok evde yapalım gibi. Hani zaten bu kafadaydık ve bunu ucundan kıyısından yapıyorduk bu ama da şimdi çok oldu. Daha fazla yapıp... çok daha fazla hayallerimize ve gelecek hayallerimize daha çok odaklandık. Yani işte mesela daha fazla kendi zeytinimizi mi yetiştirsek acaba falan diye düşünüyoruz. Ondan sonra işte karavanla nereye gitsek, ne yapsak diye düşünüyoruz. O zeytinin lezzeti bambaşka. Evet, yani onu toplayıp sonra kesinlikle yapması. Kesinlikle öyle. Yani hani zeytin, zeytinyağı, işte evde sabun mu yapsak, evde şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Hani kendi kendimize ne yapabiliriz? Evet. Onun peşine düştük. Böyle işte. Ya Burcu be, bu rol tam sana göreymiş diyebileceğin. Çok fazla şey var. Tiyatro oyunu da olabilir bu arada. Çok fazla şey var. Homeland geldi aklıma. Hmm. Yani bilmiyorum. Seyrettim sonuna Crown'da kadar seyrettim. Crown'da bir şey oynamak isterdim falan. Yani onların o sanat ekibi, o şaşa, çok o ihtişam. Çok başarılı dizilerden bahsettin ama. Evet. Seyretmeyenler için Homeland ve Crown'u kesin izleyin. Yani Game of Thrones olur. Bir şey söyleyeceğim. Tarihi dokulu olan şeyleri daha mı çok seviyorsun? Evet, ben dönem işi seviyorum. İçinden gelerek çok. Söyledin. Tabii tabii. Hemen. Dönem, ben dönem işi hastasıyım. Dönem değil mi? Yani çok 40'lar, 50'ler, 60'lar. 70'e kadar çıkmıyorum. Çok seviyorum. Evet. Yani 60'lara kadar. 60'lara bayılıyorum zaten ama o işte hani böyle taftalı, kabarık kabarık, evet. Böyle tarlatanlı kıyafetler, korseli dönemler var ya. Eski İngiltere, eski Fransa falan. Bayılıyorum onlara, bayılıyorum. Ölüyorum yani onlara. O zaman Aşk ve Gurur duydum. Falan böyle. Anna Karenina falan. Anna Karenina. Yani çok çok isterdim yani. Tiyatronun hayatında çok apayrı bir yeri var. Hı hı. Atıf Yılmaz'ın eseri Güllü'yle başlayan bir hayat var. Evet, rahmetli Çolpan ablamı buradan anmak isterim. Evet. O bana Zade dedi abimiz. Ki Burcu, gel seni tiyatroya başlatayım dedi. İyi ki de yapmışlar. İyi değil mi? İyi ki de yapmış. Ne kadar doğru bir harekette bulunmuşlar. Evet, çok gani çok gani rahmet çok. Eylesin Keremciğime onlarda. De buradan sevgilerimi iletiyorum. Yani o kadar yani gülmekten oynayamıyorduk zaten. Biz mutlaka Kerem'le iki gecede bir gülme krizine giriyorduk. O oyun bir duruyordu. O kadar çok başımıza şeyler geldi ki. Çok komikti, çok eğleniyorduk çünkü. Oyunumuzun galasına sevgili Türkan Şoray, Edus'un gelmişti. Of. Yani annem babam oradaydı. Bakar Benim mısın? İçin hayatımın en anlamlı gecelerinden biriydi. Unutulmayacak bir anı. Aynen yani...
Allah'ın şanslı kullarındanım diye düşünüyorum. Hayatımın en anlamlı şeylerinden çok biri o. Çok güzel bir tiyatroda, çok duayenlerin içinde olduğu bir yerde. Şu anda da Karanlıkta Komedi diye bir oyunumuz var, Rest Tiyatro'yla. Evet. Bir türlü hızlanıp oynayamadık. Çünkü oyunu ilk çıkarttık, ikinci oyunumuzdan sonra korona başladı geçen sene. Bu sene yine Kasım'dan itibaren oyunlarımızı koyduk, turneye başlıyorduk. Gene bir kere oyun oynadık, tekrar kapandı her şey. Çok keyifli bir oyun. Doyamadık oyunumuza. İzleyicilerimizle buluşmak için de böyle o kadar sabırsızlanıyoruz ki. En kısa sürede izleme fırsatı yakalayalım. İnşallah Mart'ta falan açılsa da bir oynasak değil şöyle gümbür gümbür. Biz de çok özledik tiyatro salonlarını, sinemaları. Aynen. Biz de çok özledik. İnşallah. İnşallah. Peki dizi oyunculuğu mu, sinema oyunculuğu mu, tiyatro oyunculuğu mu? Önceliğin. Artılarıyla eksileriyle. Yani adrenalin müthiş bir şey olduğu için tabii tiyatro sahnesinde olmak, evet, anında tepki. O alkışlar, o inanılmaz bir şey yani. Televizyonda program tuttu mu, rating falan oldu, tabii, ne onun, bitti, böyle bir kaygısı da yok. Onun adrenalin de başka bir tabii şey. Tabii ki. Diziyle de bütün ülkedeki insanları kucaklıyorsun. Evet. Milyonlarca insanı kucaklıyorsun. Sokaktaki herkesin evine girmiş oluyorsun önceki gece. Ve sana böyle sarılısı geliyor, evet, herkesin. Garip bir his uyandırıyorsun insanlarda. Öyle bir bağ kuruyor. Sinemada biraz önce bahsettik seninle. Yani, hı-hı, biz romantik komedi çekeli 10 yıl oldu. Evet. Hala da konuşuyoruz. Seyrediyoruz. 10 yıl sonra da konuşacağız. Evet. Sinemada bu anlamda üçüncü çok keyifli bir şey. Valla 13.'ünün bile olması gerekiyordu şu ana kadar ama birkaç kere bir araya gelindi. Bir şey söyleyeyim mi? Ne yola çıkıldı ama anlaşmazlıklar oldu. Bence artık dijital platformlarda da var yani. Yani bunu bir dizi haline getirilebilir dizi aslında. Dizi de olabilir. Frens olmaz mı? Kesinlikle olur. Olmaz yani mı? Yani şimdi karakterlere baktığınızda ne tabii güzel olur değil mi? Bir Türk Frens'in olması. Geçen eşimle de konuştuk biz, evet, bunu. Yani o kadar mayası tutmuş bir iş ki çünkü. Yani film olarak da artık dijitalde de dizi de olur. Bunun 3'ü, 4'ü, 5'i de yani her sene çek bunu. Bence de. Böyle bir iş bu yani. Bu arada senaryonun da çok da içine girerek hareket ettiğinizi zannetmiyorum. Çok doğaçlama şeyler çok, dönüyor orada. Çok çok tabii. Yani çok belli yani of gidiyor. Birbirini tanımak da çok, çok iyi. Çok çok. Yani, erkek tayfası da ayrı komik. Evet, onlar çok güzel da, bir takım, evet, oluşturdunuz. Evet. Bence bunu dizi haline getirmek çok keyifli, çok güzel olur. Olabilir. Buradan söyleyelim. Evet. Çünkü arka arka defalarca da seyretsek, aradan zaman geçip tekrar, evet, seyretsek herkes çok soruyor, keyif alıyoruz. Herkes ya. Herkes hala soruyor, evet, inan yani. Sosyal medyada da herkes hala soruyor. Ya da öyle keyifli başka filmler yapalım hep beraber. Yani orada çünkü önemli olan o sinerjiyi yakalamak ekipçe. İşte onu yakalayınca böyle konuşuluyor sürekli. Konumuz aşk. Aşk senin için ne ifade eder? Ayol kocama ne metiyeler döşedim programın başından beri. Daha ne aşktan bahsedeyim. Bir şey söyleyeceğim, itiraf ediyorum. Gelmeden önce dün akşam Fırat'la konuştuk. Ercü nedir ne değildi dedi, biraz bahsettim. Aşktan da bahsedeceğim dedim. Aşk senin için ne ifade eder diye de bir soru hazırlayacağım dedim. Bakayım sana neler söyleyecek. Şuraya söyle artık. Aşk programı senin için ne ifade eder? Ya aşk... Ya aşk... Yani benim mesela eşime duyduğum hislerin tabii yanında ki aşk çok küçük ve dar kapsamlı bir şey oluyor. Hı-hı. Yani aşkta mesela akıl yok, fikir yok, güvenlik yok, yarın kavramı yok. Yok. Yani o çok adrenalinli, şiddetli, bencil, agresif bir duygu. Evet. Yani daha genç yaşlarda daha çok olan, şuursuzca seni hareket ettirebilen. Sadece genç yaşlarda mı diye düşünüyorsun? Yok. Yoksa anneliğin verdiği bir duruşta var mı bu söyleminden yok, yola çıkan? Yok yok, hayır. Yani aşık olmak her yaşta, evet, var tabii ama tabii ben aşkın o hırpani, yani şu an aşkla delice hareket eder misin mesela? Yok. Ben eder miyim? Yani yok, ondan anladım, bahsettim. Anladım. Ama 18 yaşındaki, 20-25 yaşındaki biri tabii bunu yapabilir. Tabii gözün hiçbir şey görmez. Evet etmez, evet. Yani dünyanın en önemli şeyi, en önemli olayı, en önemli şusu busu. Şimdi, evet, ben eşime ne kadar aşık da olsam ona zarar verecek bir şey yapar mıyım? Ya da sadece mümkün kendim değil için, evet, bir şey yapar mıyım mesela? Ben onu, onun sağlığını, hayatını, kariyerini, ailesini, duruşunu, her şeyini düşünerek hareket ederim. O da benim için aynı, evet, şekilde. Onu demek istedim, anladım, yani. Anladım, anladım. Yani benim eşime duyduğum, beslediğim hislerin yanında aşk gerçekten bir kısmı diyebilirim. Yani tamam, bir kere çok büyük saygı duyuyorum. Evet evet. Çok, çok büyük hayranlık insan duyuyorum. Biraz çok onun üzerine oynuyorum insan, şu anda. İnsan yani karakterini de çok seviyorum onun için. Onun. Aşk da onların yanında yine bambaşka bir şey. Evet. Fırat'la devam edeceğim.
Lütfen bir sonraki programı ona al. Film olsaydı kiminle oynardın? Senin hayatın bir aşk filmi olur muydu? Benim hayatım. Olurdu tabii. Çünkü benim hayatımda çok garip hikayeler var hayatımda benim. Şimdi ben bunu soruyorum ama naçizane ben olurdu diye düşünüyorum. Hı hı. Klasik bir hayatın yok. Klasik bir çocukluğun yok. Yok yok. Yani 4,5 yaşında başlıyorsun. Annen babanla gidiyorsun. Yani işi eve getiriyorlar. Her tür şey onu yapıyorsun. Anne baba kavramıyla öğretmen kavramının arasında gidip gelmeler. Tabii tabii. Çok şeyler çok, var. Çok. Sonra kendi başına işte okulu bitirmen ardından yine Eskişehir'deki hayatım. Başka bir hayat yani. Eskişehir'de alakasız bir yollarla İstanbul'dan bir yapım şirketinden bana sunuculuk teklifi geldi mesela o zaman. 18 yaşındayım. Ve hani hep kotum falan varmış demek ki. Böyle şık bir pantolonum yokmuş. Arkadaşımın birinden bir tane siyah kumaş bir pantolon rica ettim. Hadi görüşmeye gideceğim. Aynen onun pantolonunu giydim. Sabah tren vardı. Doğu Ekspresi mi? Bir mavi tren mi? Hangisi vardı bilmiyorum. Eskişehir'den sabahın 6'sında o trene bindim. Yalnız başıma İstanbul'a geldim. Pardon, hayır, otobüse bindim. Otobüse çünkü tesislerde otobüs durdu, tuvalete girdim ve yan lavaboamda Nurgül Yeşilçay vardı. Aa. Evet, Nurgül de o zaman oyunculukta öğrenciydi. Ben sadece onu okuldan uzaktan tanıyordum, ortak arkadaşlarımız var. Bunu Nurgül de bilmiyor, bir gün anlatacağım ona. Benim eşimin yapımcılığındaki bir dizide oynuyor şu an hatta. Yani evet. Sürekli hayatımızda Nurgül şu an. Çok sevdiğimiz de bir arkadaşımız ama bunu anlatma fırsatım olmadı ona. Şu an aklıma geldi alakasız bir şekilde. İstanbul'a ikimiz, o zaman o da ikinci baharda yeni oynamaya başlamış. İkimiz de okul hayatımızdan ve o küçük genç kızlığımızdan İstanbul'a doğru yol alıyorduk orada beraberce. Ne güzel o otobüste. Aynen yani tam bir film karesi bu. Evet. Şu an gözümün önüne geldi. Otobüs mola verdi, tuvalete girdik ikimiz. Ben elimi yıkıyordum. Yan lavaboma o geldi. O elini yıkadı. Ve o başlamıştı oynamaya. Hı hı. Ben bu o dedim. Ondan sonra böyle bir şey var. Sonra işte benim de hayatım 2-3 yıl sonra İstanbul'a geldim. O zaman tabii ailem izin vermedi. Tabii. Okulum bitsin ondan sonra dedi. Sonra da... Onların da gönlünü yaparak ondan sonra geldim. Aynen. Yıllar geçti işte. Şimdi Nurgül'le 20 hayatımızda... 20 yıl geçti mi Burcu? Tabii geçti. Evet. 20 yıl oldu değil mi? Çok. Çok oldu tabii. Yani 2004 Haziran gecesi diyorum ama onun önceleri Haziran de var. Tabii işte 1998'de 18 yaşındaydım. Evet. Orada işte Kanal 26'da başlamıştım program sunmaya Eskişehir'de. İşte ondan sonra öyle Bursa'da Olay TV, sonra İstanbul falan bugünlere geldik. Güzel. Yani. Güzel. Şimdi haliyle buraya kadar gelene kadar çok ciddi emekler sarf ediyorsun. Belki çok da bedeller ödüyorsun. Hı hı. Sonuçta oyunculuk eğitimi aldın, haber spikerliği yaptın, dizi, sinema, oyunculuğu, tiyatro oyunculuğu. Burcu Kara iyi bir oyuncu mu? Tabii ki benim bunun yorumunu yapmam çok ama, ayıp olur ama... Estağfurullah. Oynayabileceğimi biliyorum, oynayabildiğimi biliyorum. İyi bir oyuncu muyum? Yine mütevazısın, biliyor musun? Yönetmenlerimiz ve izleyicimiz... bilir. Onun hakkını onlar verir tabii ki. Ama ben farklı bir sürü karakteri oynayabildiğimi biliyorum. Çünkü kendim çalıştığım, oynadığım farklı mesela izleyicilerimizin hepsi beni tiyatro oyunlarında izlememiş olabilirler. Evet. Yaptığım her işi görmemiş olabilirler. Tabii. Ama mesela farklı karakteri, farklı süpleksleri olabilen bir oyuncuyum. Yani mesela eşimle şeyi söylüyorum hep. Ya kötü birini oynamak istiyorum ben. Şimdi soracaktım, yani o da bana biliyor öyle musun? söyler mesela. O kendi gözüyle de baktığı zaman Burcu çok şanslısın. Çünkü senden kötü biri de çıkar, iyi biri de çıkar. Evet. Ya ben katil de olabilirim tabii, mesela. Tabii. Yani her ama oradaki mağdur anne de olurum. Şu bu. Yani öyle şanslı bir fiziğim var o anlamda. Ve öyle bir ruh dünyam da var. Yani ona da giriyorum, onu da giriyorum. Bir de garip izlerken insan kendi kendini sürekli oynuyor zaten. Oyunculuğunu bırakamıyorsun. Ondan sonra... Şimdi bir tane dijitalde bir iş var mesela. Onun için orada farklı kadınlar var. Ben hepsinin havasına ayrı ayrı giriyorum. Yani o kadar arsız bir duygu ki be. Onu mu oynasam, bunu mu oynasam daha belli falan. Değil. Yok belli değil. Evet. Belli değil. Hangi karakteri canlandıracaksın? Evet. Ama bir ters köşe değil. Yapabilirsin yani diye düşünüyorum. Ben çok istiyorum ters köşe ben yapmayı. Ben de seni mesela öyle görmek aptal, istiyorum. Mesela çok aptal, saf kalpli böyle. Ha? Ha? Falan böyle kadınlar vardır anne.
falan. Hani öyle bir kadın ya da işte çok kötü, çok sert, içten evet. pazarlıklı bir kadın. Ya da şizofren, bir anı tutmayan bir kadın. Evet. Yani çok isterim yani bunları. Kırmızı Oda nasıl geldi mesela? Kırmızı Oda işte menajerim dolayısıyla o diziyle çok çalışıyor, kastıyla. Evet. Ben de çok istiyordum bir konuk oyuncu, farklı bir şey oynayayım. Öyle bir soluk aldırdı Keyif bana. Aldığını biliyorum. Evet evet çok iyi oldu. Değişiklik çok iyi geçti. Oldu senin içinde. Ama böyle gerçekten senin de çok feyiz alacağın, farklı farklı rollere gireceğin dizileri dört gözle bekliyoruz İnşallah, yani. Çok muhakkak ona ederim. Da gireceğine ben de iyi bekliyorum. Bir oyuncu musundan kastın aslında. Evet o mütevazı davranıyorsun. İyi bir oyuncusun. Her kalıba girebileceğini ben senin ağzından duymak istediğim için bu soruyu sordum Girmek açıkçası. Girmek istiyorum. Deli gibi evet. istiyorum. Çünkü bu doyulur bir durum değil. Hani ay yeter artık falan diyeceğim bir şey değil. Her işimde farklı bir kadın oynamak istiyorum ama nasıl seviliyorsan genelde öyle karakterler geliyor sana maalesef. Birbirine hep benzeri şeyler geliyor. Aslında ne kadar yanlış. Yani beni kötü bir kadın kastı için hiç aramadılar bu zamana kadar. Ya da aptal bir kadın, yani aptal demeyeyim hani saf kalpli karakterize olarak aptal hani o filmin evet. aptalı, filmin safı falan deriz ya. Hiç başka bir şey bu için aramadılar. Bu bir dezavantaj değil mi bir oyuncu için? Seni öyle benimsiyorlar çünkü. Yani evet ama genelde böyle birçok kişi maalesef. De seni romantik komedideki gibi düşünüyor hep. Evet evet. İşte o izlemek. Hayatın da öyle olduğunu yani zannediyor. Yani ben şeyi çok arzu ediyorum. Ya bu kızdan bu da çıkabilir. Evet. Bu kızdan bu da çıkabilir. Ya ben kilo alırım veririm. Gözümü değiştiririm. Saçımı değiştiririm. Sende bu rahatlık var. Aynen yani Ay kafama yemeni bağlarım. Evet. Her şeyi yaparım yani. Bunları yapıyorsun yani. Sosyal evet, medyada evet. zaten. Yapıyorum hani evet. Kılığımı, evet. Hani bazıları yapıyor çünkü bunu. Ay dur orada çiçek ekeceğim de dur düzelteyim. Şöyle eşofmanımı yapayım. Çok yapıyorlar. Ben biliyorsun söylememe gerek yok. Biliyorum, sen de biliyorum. Bu hadi gel yapalım edelim falan yapıyorsun. Hiç yani kolunu ona bacağını yani bile. Kolu bacağı ötekinden çok farklı fotoğraflar oluyor ya mesela. Ben de Sorma. Instagram'da görüyorum yani. Bu kadarına ne gerek var anlamıyorum. Yani benim için risk alabilecek, bana inanacak yönetmen, senarist çok kıymetli. Yani ben onun için şey diyorum mesela. Ben her türlü audition'ı veririm. Bu evet. onur yapacak bir şey değil. Sen hayal ettin ya onu. Evet. Senin hayalin benim üstümde oluyor mu? Ben o kıyafeti giyebiliyor muyum? Bak karşıdan. Evet. Ben çabalıyım. Sonra bana de ki Burcu olmadı ya. Evet. Aa hiç sorun tamam. değil. Demek ki hayal ettiğin gibi olmadı Olmamış, bende. Olmamış bu kadar. Benim rengim, benim Sen duygum. Hakkını verirsin. Yanlış. Evet. Yanlış ya da yeterli değil. Okey ama çok riske girmiyoruz yani o anlamda. Çok riske girilmiyor. Bence girilmeli. Fırat bunu çok çok daha iyi görüyordur. Sonuçta Hı-hı. bir yapımcı yönetmen anlamında diyorum. Bence de olmalı. İnşallah. Bu tür rollere girmeli. İnşallah. Biz de 10 yıl zevkle, sonra başka şeyler de konuşuruz belki inşallah. Belki de zevkle seyrederiz. ters köşelerde birkaç kelimeler seninle paylaşacağım. Senin için ne ifade ettiğini tek kelimeyle anlatmak isteyeceğim. Tamam. Ali. Alico. İkinci hayat. Fırat. Diğer yarım. Çok iç çektin ya. Yani diğer yarım demesen bile var şey ya. Anlatacak şey bulamadım vallahi onu. O iç çekmen var ya herhalde oralara kadar gitmiştir. Yani çok güzel ifade ettin. Doğa. Doğa. Ruhum yani. Bakım. Gerekli. Ego. Gerekli. Güzel. Bu da gerekli. Güzel. Koray'la bununla alakalı bir şey sormuştum. Çünkü sen dedim göz önünde olan biri değilsin. Ama bunun yanında da milyonlarca görüntüleme alan bir 2012 evet, yılı itibariyle doğru. de sokak çalgıcılığından gelen bir insansın. Doğru. Bana dedi ki ben dedi öyle şey egolar olan bir adam değilim. Ama dedi hani bizim sektördeki insanların da bazen dedi ego yapmalarını da dedi, yanlış karşılamasınlar dedi. Onlar da hak ediyorlar bunu dedi. Hı-hı. Sen nasıl görüyorsun? Ego herkeste var olan evet, bir şey var. Zaten. Onu nasıl kullandığın tabii. Karakteri onu besliyor. Evet. Nasıl bir karaktere sahipsen egon o şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Yani yoksa egosuz bir karakter zaten yok. Ama bu insanlara yukarıdan bakan, küçük gören, kendini çok farklı gören bir ego hani şey oluyor. Anladım, tehlikeli anladım. Ve yanlış oluyor bu şey tabii derler ki. Ki ben kıskanç değilim. Hayır herkes kıskanır. Tabii ki öyle. Ama sadece dozları farklı. Tabii bazısı ki. Çok yani üstün. Senin mesleki başarın, hayattaki başarın evet. egolarınla ilgili. Yani onlar seni besleyecek. Onlardan güç alacaksın. Ama başkalarına zarar vermek için, başkalarından üstün olmak için evet. ego zarar kullanırsan o geliyor. Başka bir yani çok kendini doğru. güçlendirmek ve büyütüp yüceltmek için egolarımızdan hepimiz faydalanıyoruz. Tabii ki Kesinlikle. Egosuz olmaz yani. Keşke.
Keşke. Keşke. Keşke hiç kullanmıyorum. Dünyanın en acı ve anlamsız lafı. Yani keşke şunu yapmasaydım, keşke şudur diyeceğin hiçbir şey yok o zaman hayatında. Keşkelerin var mı hayatında? Düşünürsem çok bulurum, evet. Ama şu anki ama hayatıma çok şükrettiğim için kullanmıyorum. Hiçbir şeye keşke demiyorum. Güzel. İyi ki öyle olmuş diyorum her şey. Ben de iyi ki diyecektim zaten. Evet. İyi ki öyle olmuş, evet, dedi. İyi ki. Güzel. Diyorum her sahne. Şey. Özledim. Kim özlemedi ki? Performans. Performans. Performans aklıma Tolga Çevik geliyor, Erkin Koray geliyor, Tarkan geliyor. Anladım. Performans lafını en çok hak eden isimler geliyor aklıma. Güzel örnekler. Sevgi. Sevgi. Sevgi şart yani, ne diyeyim. Herkes de olsun bir şey, inşallah. Öyle bir mizansen yaptım ki şu. Ah sevgi ya. Yani çok kıymetli bir duygu. Çok. Herkese, her şeye, yok, doğaya, hayvana. Yani çok yer verdiğim insanlar bir şeyden için bahsedeceğim. En büyük şifa o. Evet, aynen. Herkese nasip olsun inşallah. Amin, yani insanların için. Hayvanların bacaklarını kesip sokaklarda, böyle bir dönemdeyiz yani. Ya da ormanlara böyle çakmakla orman yakıp bunu videosunu hani İşin açıkçası sosyal medyaya koyan söylenecek, insanların konuşulacak. Senin bu konudaki hassasiyetini de çok iyi biliyorum. Çok şeyler var ama yeni bir yıl, yeni bir heyecan diyoruz ya. Hep güzel şeyler konuşalım, evet, güzel şeyler öyle, olsun. Aynen öyle. Güzel şeyler yollayalım, evet, evrene istiyorum. Evet, herkese sevgi diliyoruz. Aynen, ona. Aynen. Fenerbahçe. Tutku. Güzellik. Güzellik. İçten gelir. Çok güzel. Vallahi içten, evet, gelir. Evet, evet, evet. Yani hani kalbi kötü bir insanın güzel olacağına hiç inanmıyorum. Güzelliğinin gerçekten kalbine yansıdığını biliyor musun? Ben enerjiye çok inandığım, evet, için enerji. Yani bana diyorsun ki Ercü güzel bir enerjin var ama o enerjiyi ben buraya stüdyoya geldiğin andan itibaren çok güzel alıyorum. Etrafına da çok güzel veriyorsun. Teşekkür ederim. Gerçekten bunu yani samimiyetimle söylüyorum. Ruh çok önemli. Ruh. Evet. Yani bütün dışarı verdiğin şey, dünyanın en güzel dudağına, yanağına, gözüne sahip ol. Bu içinden çıkan bir şey. Kendine dalga geçer, enerji, misin? Çok. Geçerim, evet. Çünkü yani benim bu kusurum var, benim şuram şöyle, bu böyle deyip tamamen barışık davrandığın gibi kendine dalga geçtiğini, evet, düşünüyorum. Tabii tabii tabii. Ben çok açığımdır yani. Evet. Burada bile konuşuyorum yani. Her belki şeyi şu anda aklına gelmez ama bir şansımı denemek istiyorum. Kendini ifade etmek istesen hangi şarkıyı seçerdin? Huysuz ve tatlı kadın. Severim o şarkıyı. Evet, güzeldir. Çocukluğumda huysuzmuşum. Şimdi Ali'de annem öyle şeyler söylüyor. İnat bir tarafım vardır benim. Ne bileyim, o aklıma geldi. Ha, o zaman senin de sevdiğin ve sevmediğin yönlerin var. Tabii ki. Var. Evet. Çok mu inatçısındır? Çok kararsızımdır mesela. Çok kararsızım. Kendimi çok yargılarım. Çok yargılarım kendimi. Çok yargılarım, çok sorgularım. Her gün, her gün yani. Sürekli kendimi yetersiz bulurum. Yani kendime çok da iyi davranmayan biriyim o konuda. Belki de kendini yetersiz bulma hissiyatında olman senin daha da başarılı olmanı sağladı diyebilir miyiz? Belki de ama bu çocukluktan gelen bir şey bence. Mükemmeliyetçilik değil mi? Var. Evet. Belki bir öğretmen anne baba olmasaydı böyle olabilir mi? Hiç bunu düşündün mü? Düşündüm. Benim annem tabii, babam tabii öğretmen olmasaydı acaba ben şu anda ne durumda olurdum? Acaba yine yolum sunuculukta, oyunculukta kesişir miydi? Şu anda beni herkes tanır mıydı? Bunların hepsi birbirine bağlı, bağlı bir kader yani. Kader. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Aynen. Konumuz Fenerbahçe'si. İlk Fenerbahçe heyecanını hangi maçta yaşadın? Hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Bunu o kadar düşündüm. Çok maçlara ki. Seninle konuştuğumuzdan beri bunu çok düşündüm. Ama hatırlayamadım yani. Buradaki bir locada yanımdaki arkadaşlarımı hatırlıyorum. Haziran gecesinde oynuyordum ve buraya beraber gelmiştik. Hmm. Fakat ne maçı olduğunu hiç hatırlamıyorum. Galip miydik? Muhtemelen. Herhalde öyle. Mutlu ayrıldık çünkü. Ha, mutlu ayrılıksa tamam, galip. Güzel. O zaman unutamadığın, hafızalara kazınan maç hangisi diye sorsam cevap verebilme durumun var mı? Evet ya, şu maçı unutmam mümkün mü? Burada olmana gerek yok. Televizyonda da seyretmiş olabilirsin. Ya bir Galatasaray maçında
Bu arada Ali Samiyen'e gitmiştik. Evet, yine bir arkadaş grubumla beni davet deplasmana etmişlerdi. Gittin. Deplasmana gittim. Vay be, Fenerbahçe'ye bak. Yok, Galatasaray tarafında oturdum ben. Böyle şu şekilde. Bana oraya gitmeden bin kere uyarıp Burcucuğum, aman tamam. Burcucuğum sakın sesi helal çıkmasın. Olsun. Sakın hani oraya bağırma, da giderim, çağırma. Takımımı desteklerim. Ondan sonra ama gidip şöyle oturdum. Ve o maçta çok büyük olaylar oldu. Çok çok büyük olaylar oldu o maçta. Sahaya deli gibi şey atıldı. Tamam. Tamam. Pet şişeler attılar. Aynen, çok tamam, fazla attılar. Pet şişe atıldı. O Alexia Tuncay'a falan. Aynen, evet. Maç. Evet, evet. Galatasaray 2 maç mı 3 maç mı ceza aldı. Evet, Hasan Şaş falan bir tonlarca tabii, olay tabii, oldu. Tabii. Korkunç bir maçtı yani. Hatta maç çok durdu. Sonra tekrardan devam ettiler. Aynen. Yani defalarca durdu havada o maç. Havada böyle sanki su şişeleri yağıyordu. Aynen. Böyle. Evet. Ve gözümün önünde oldu. Evet. Çok aşağıya doğru oturuyorduk hı-hı böyle. Yani o futbolcular var ya, ya anlatamam sana. Yani gözüm binlerce şey geçti. Ben de tabii ki bir Fenerbahçeli olarak orada çok ızdırap çektim yani. Onu hatırlıyorum. Çok üzülmüştüm yani. Seni orada da görmek güzel bizim için. Bir Fenerbahçeli olarak ederim desteklediğim için de. Oyun öncesi kulisinde ya da tiyatroda bir hazırlık yapıyor musun? Eğer yapıyorsan Fenerbahçe maçı öncesi de bir hazırlığın oluyor mu? Dua okurum çok ben. Çok dua okurum. Allah kabul etsin. Evet, sahneye girmeden çıkmadan kapıda sürekli dua okurum. Ondan sonra işte kendimce fikirlerim, düşüncelerim var. Gezip gezip onu yaparım. Ondan sonra sayı takıntılarım var. İşte 3 kere, 7 kere falan. Ondan sonra totemin var mı? Onları söylerim. Maçta yok falan? Yok, yok, hayır. Yok. Hayır. Sayı takıntılarından kastın ne mesela? Hani 3 kere 3 kere şu dua, 7 kere bu dua gibi. Güzel. Kafamda bazı şeyler güzel var. Tutuyor öyle mu? Ya da kendini yani çok kendimi şükür, iyi hissediyorum çok Ercü. Çok şükür. Evet, evet. Değil mi? Öyle düşünmek lazım. Aynen artık öyle. Yavaş yavaş son hassas sorulara geliyorum. Ondan sonra da hep beraber yeni yıl dileklerimizi de kapatacağız. Futbol camiası, basketbol camiası diyelim sporcularımız anlamında. Hı-hı. Kiminle sahnede olmak isterdin? Kiminle şurada sahnede olabilirsin. Tiyatro sahnesinde olabilirsin. Ben Rıdvan'ı çok severim. Rıdvan Hoca'yı. Rıdvan Dilmen. Çok severim. Yani çocukluğumuzda da onunla büyüdüğümüz için. Onunla beraber şu anda sahnede da olmak yani isterdim. Fırat'la onu dinleyip izlemekten çok haz alıyoruz. Evet. Yani inanılmaz bir futbol adamı. İnanılmaz bir kere dürüst ve ahlaklı. Çok sevdiğimiz, çok değer yani, verdiğimiz bir futbol adamı kendisi. Tabii ki Fenerbahçeli olduğunu bilmemize rağmen her zaman objektif evet yorumlarıyla, objektif hem futbol camiası için, hem Türk futbolu için, hem sporcular için, hocalar için, hakemler için, hem de Fenerbahçe için bulunmaz bir nimet. Değer. Yani çok, çok önemli biri. Çocukluğumda da yani Tanju, işte Rıdvan falan, Oğuz, o dönem o tayfa işte bizim için çok kıymetliydi. Eskiler yani o zaman, daha çok seni mutlu ettiği için tabii, hoşuna gidiyor tabii, aynen değil öyle. Mi? O dönem çok inanılmazdı yani. Hani efsaneydi hepsi o zaman. Ama Rıdvan her şeyiyle herkesin önündedir benim için. Peki Fenerbahçe için bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi ya da en faydalı oyuncu kimdir desem? Gerçi çok isimler saydın şimdi Alex ama. Alex geliyor en çok aklıma. Alex. Evet, en çok o geldi şu an. Rıdvan sen Hoca'yı de, bir kenarda sen tutup. Sen de derin yine izler bıraktı Alex, hepimizde bıraktığı evet, gibi. Evet, evet. Yani hani Atatürk'ün dediği gibi hani aynı zamanda ahlaklı olanı severim sporcunun. Evet. Yani ahlak çok önemli. Çok çok naif biri Alex. Ayrıca Fenerbahçe'ye de gerçekten bir bağlılığı var. Çok ciddi bir sevgisi var. Evet. O yüzden ona bir kere çok büyük bir saygı duyuyorum. Buraya verdiği kıymetten ve bağlılıktan yani hani futbolcunun %99'u ne yapar? Oynar gider. Başka bir ülke, başka bir evet takım. Hani hepsi başka defterler. Evet. Ama onun buraya olan o ne derler? Kelime aklıma gelmedi. Aidiyet mi? Aidiyet duygusu. Buraya olan o hani minneti, buradaki ona verilen kıymetin, sevginin o kıymetini bilmesi çok anlamlı bence benim de için. Bence de. Çok doğru söylüyorsun. Burcu Kara Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda olmak ister mi? Başkanım size söylüyor. ve isterse üyeyim zaten şu biliyorum, anda. Biliyorum. Üye olduğunu biliyorum. Aha, başkan olabilir, dedi ki olabilir, tabii başkanım ki olabilir geldi Sayın Ali Koç. Burcu seni yönetimde olmanı istiyorum. Yönetimde de bilemiyorum artık hangi rolü üstleneceksen.
Olmak ister misin? İnşallah isterim tabii ki. Kalben isterim ama çok şey biriyim ben. Nasıl diyeyim? Çok mükemmeliyetçi olduğum için. Ben burada Fasarya'dan olurum tabii, neden olmasın, şahane falan gibi konuşacak biri hiç değilim. Kalben tabii ki muhteşem bir duygu. Ben, oğlum, eşim, her türlü, her şeyinde olalım Fenerbahçe'nin. Tabii ki yani. Ruhumuz, gönlümüz evet, zaten hep onunla beraber ama pratikte, hayatın içinde sürekli gerçekten vakit ve mesai harcamak evet, gereken bir şey bu. Çok isterim tabii ki ama şu an yapamayacağım bir şey bu. Son sorum, İleride ondan sonra da 2021 dileklerini senden almak istiyorum. Sonra da kapatacağız ters köşe muhabbetleri. Ali Koç senin için ne ifade ediyor? Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni yüzü, değişen yüzü, aydınlık yüzü. Fenerbahçe çok kötü günler geçirdi. Evet. Çok kötü yıllar geçirdi. Çok. Her zaman o zamanki başkanımız, aynen, o zamanki başkanımız sevgili Aziz Yıldırım. O zaman ben de çok destek verdim biliyorsun. Fener Yak kampanyası, evet, şu bu, bir sürü şey yaptık. Her zaman yanımızdayım. Aziz başkanımız da Fenerbahçe'de çok ciddi haksızlıklara uğradı ve hepimiz çok kötü ve üzücü süreçlerden geçtik. Evet. Yani belki de bilmiyoruz, hiç öyle olmasaydı nasıl olurdu diye düşündüğünde belki bizim bambaşka kupalarımız, bambaşka şampiyonluklarımız, bambaşka skorlarımız olurdu. Çok kötü günler geçirdik. Çok daha farklı noktada olurduk. Aynen, çok kötü günler geçirdik. O yüzden Ali Koç'la birlikte tabii ki yeni bir yıla girmek gibi bir şey bu. Hani yeni umutlar, yeni bir enerji. Evet. Evet. Bunun için de gerçekten çok çalışıyor Burcu. Anlatamam sana. Çok eminim. Çok eminim. Biz de onun arkasındayız. O dönem aynı heyecanı, aynı şeyi biz de yaşadık. Evet. Ali Koç'u başkanlığa çok yakıştırdık. O yüzden onun yani yıpratılacağını onu da biliyorduk. Geçen sene onun için çok yıpratıcı bir, evet, sene oldu. Bu sene biraz daha iyi olduğunu ve daha iyi hissettiğini düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Evet, aynen. İnşallah güzel sonuçlarla birlikte o da daha mutlu olur. Hepimiz de daha mutlu oluruz. Fenerbahçeli olan herkesin de yüzü güler bu sene umarım. İnşallah. Onun da bütün emekleri, hem vakit, hem nakit, hem enerji, her anlamdaki hepsi, bütün çabası umarım sonuca ulaşır. İnşallah. Evet, ters köşe muhabbetlerde yeni yıl özel programında o kadar güzel bir insanı ağırlıyoruz ki Burcu Kara, ne kadar çok teşekkür etsek azdır. Ben çok ailemizden birisin. Ve tabii ki bizim artık klasikleşmiş olayımız, sana bu formayı Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu olarak takdim etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Şöyle kalkabilirsek. Tabii ki. Burcu 10 numara dedi. Evet. Alexe Souza dedi. Çok severim dedi. Biz de arkasına Burcu diye yazdırdık. Çok teşekkür ederim. İyi günlerde kullanmanı. Çok teşekkür ederim. Sarı lacivert zaferlerle hep birlikte kutlamak İnşallah. Nasip olsun. İnşallah. Bu yıl 3. formam. Bu yıl çok şanslıyım. Harika. Evet. Harika. Önce eşim almıştı. Sonra yönetim kurulundaki bir arkadaşımız Kemal abimiz hediye, evet, etti. Sayın Kemal'den Avaş. Evet, evet, evet. Şimdi de sizden geldi. Bu programımızın çok teşekkür adına ediyorum. Bu daha bitmedi. İnşallah. Aa, tabii, bitmedi mi? Olur mu? Sonuçta bizim geleceğe yatırım yapıyoruz biliyorsun. Geleceğe yatırım tabii, yapmak tabii adına da hanımlar beyler Ali Çınar. Aliço'muz. Çok teşekkür Onu ederim. Onu da hediye etmek istiyorum. Çok çok sevinecek. En güzel şekilde giysin. Çok teşekkürler. Maçlarda yanımızda olsun, destek, evet, olsun her diye. Her zaman çok teşekkür lütfen ederim. Lütfen otur, lütfen otur. Bu sene tabii kombinemiz var ama evden izliyoruz maçları. İnşallah seneye gene 3 kişi olarak statta yerimizi, aynen, alacağız. Bu da benim sana naçizane bir, ay, hediyem. Ay çok teşekkür ederim. Ama açmanı rica edeceğim. Tamam. Çünkü sen doğallığı seven bir kadınsın. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ederim da bu tür şeylere çok sahip çıkıyorsun. Merak ettim şimdi bak. Ben çok seviyorum bu tür şeyleri. Seninle de çok örtüştürdüm. İlk önce aç, ondan sonra sana ne olduğunu anlatayım. Tamam. Tamamen bu bir el yapımı. Ve tamamen sana özel. Bundan başka bir tane daha bulamazsın. Aa, el yapımı gerçekten. Evet. Ay çok güzel. Kış çantası. Evet. Bekmanya İstanbul senin için bunu hazırladı. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ne içinde bir tane güzel daha var. O ne, evet, ona neye yarabiliyor musun? Onlara maskeni koyuyorsun. Aa, şahane fikir. Çok güzel. Taşırken çok de zorluk olmasın diye elini, evet, şurada. Evet şöyle. Aynen. Sen çok çok daha iyi bilirsiniz. Şöyle, şöyle. Evet. Hı-hı. Aynen.
Çok teşekkür ederim. Çok incesin gerçekten. Ne demek? İlk yılbaşı hediyemi de böylece senden almış oldum. Gerisi evde. Okey. Bunları zaten toparlarız. İyi günlerde çok kullan. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben programı kapatmadan önce senden tabii 2021 dileklerini almak istiyorum. Ama öncelikle ben tüm Fenerbahçeli izleyicilere, sevgili izleyicilere 2021 yılının önce sağlıkla, herkese sağlık sıhhat versin. Sonra huzur versin, mutluluk versin, bol kazanç versin. Sevgimiz, aşkımız, dostluğumuz, kardeşliğimiz her zaman yanımızda olsun. Tekrardan normal hayatımıza dönelim. Yüzümüz hep gülsün ve her zaman için bu özgürlüğün tadını hep beraber çıkaralım. Huzurlarınızı bir kez daha Burcu Kara'ya yürekten teşekkür ediyoruz. O güzelliği, o saflığı, o mütevazılığıyla, o güzel insanlığıyla 2021 yılı da onun ayağının uğruyla bize de çok güzel gelsin diyorum ve sözü en son Burcu Kara'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için de çok keyifliydi. Sağ olun. Bütün dileklerine katılıyorum. İnşallah bir sonraki yılı, bu yıl ne güzeldi. Bütün sıkıntılarımızdan, dertlerimizden kurtulduk. Bütün stresimizi attık. Hayat ne güzel şeyler getirdi bize. Diye sonlandırırız. Hepimiz için gerçekten çok güzel, sağlıklı ve uğurlu geçsin. İnşallah. Yeni yıl. Ben de burada olmaktan çok keyifliydim. Yeni yıla burada girmek, böyle bir programın da benim hayatıma, hayat arşivime katılması benim için ayrıca çok anlamlıydı. Biz çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hepimiz ederiz. İçin, Fenerbahçe camiası için, tüm izleyicilerimiz için şahane bir yıl diliyorum. Evet. Sarı lacivert renklere gönülen tüm taraftarlarımıza mutlu yıllar diliyoruz. Ve tabii ki zaferle dolu nice yıllar bizimle olsun diyoruz. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.